iki zafer vardır, iki cihat vardır, iki muvaffakiyet vardır. Kanuni cihanı titretmiş, fethetmiştir. Fakat bence kanunun en büyük zaferi Avrupa'dan bir büyük seferden ve zaferden döndükten sonra Delhiz'de yatağını serdirip orada mütevazıane yatmasındadır. Nefsini böylesine ayaklarının altına almasındadır. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık'ta, Ridaniye'de veya Çaldıran'da tarihimize şan ve ünler ilave etmesi onun büyük zaferleridir ve büyük seferleridir. Ama onun en büyük zaferi, en büyük muvaffakiyeti bu zaferlerden birinden dönerken halk beni görür bir şey yaptım diye alkışlarlar düşüncesiyle o gece Üsküdar'da geceleyip karanlık çöktükten sonra İstanbul'un içine girmesiyle olmuştur. Yavuz Selim cennet mekanın en büyük muvaffakiyeti Zembilli Ali Efendi arkasında yürürken atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz Selim'in cübbesine sıçrayınca Şeyhülislam'ın irkildiğini, ürperdiğini, korktuğunu, endişeye kapıldığını, kapılmış mıdır bilmiyorum. Zembilli gibi yüreği arslan bir insan endişeye kapılmış mıdır bilmem. Olmaz hükümdarım diyecek kadar ona meydan okuyan bir insanın ürpereceğine, endişeleneceğine ihtimal verilemez. Ama onun endişelerini yatıştırmak için geriye döner, hocam der. Senin atının ayağından sıçrayan o çamurlu cübbeyi tavsiye edeceğim, vasiyet edeceğim. Vefat ettiğim zaman tabutuma sarsın, tabutumun üstüne koysunlar. O mübarek türbeyi, toprağa göze sürme o mübarek türbeyi her ziyaret edişimde birkaç el büyüklüğünde o cübbeyi gördükçe hala ürperirim, hala tüylerim diken diken olur. Bu Yavuz'un Mercidabık'taki, Ridaniye'deki, Çaldıran'daki, hatta İslam birliğini temindeki zaferlerinden daha büyük bir zaferdir. Ve bu onun kendi içine doğru mücadelesinin ve mücahedesinin zaferidir. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun.